Camii Kilisi gezmeye devam ediyoruz. Oduncu Pazarı'nda ve Muallak Camisi'nin içerisinde güzel bir balıkçıyla beraberiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyidir, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Burada yoğun bir kalabalık ve ayrıyeten de çeşit çeşit balık görüyoruz. Evet. Bizi tarif eder misiniz güzel? Şimdi şöyle bir şey diyeyim ben size. Kilise günlük her gün balığımız geliyor taze olaraktan. Her çeşit yani denizden ne çıkıyorsa hepsi burada mevcut. Her türlü yani müşteriye elimizden gelen ilgiyi falan gösteriyoruz. Peki bize ne tavsiye edersiniz? Bakın şimdi size... Buradan bakalım şöyle. Balıklarımız çok. Evet. En lezzetlisi. En lezzetlisi bakın ızgara fırın yapmak istiyorsan bir saat çupramız var, levreğimiz var, muskal balığımız var. Kızartmalık olaraktan da küçük balıklar daha çok tercih ediliyor. Kırlangıç misal, küçük çupralarımız var, istavrit var, lokumalı yani çeşit çok. Yani şöyle söyleyeyim, kilisi her zaman tavasıyla biliyoruz. Evet. Balıkçılık nereden esti böyle yani merak ettim. Şimdi balıkçılık bizim dededen kalma mesleğimiz. Hı hı. Yani bu bir yıllık, iki yıllık değil. Aslan kilisi misiniz? Evet, aslan kilisiyiz. Değerli izleyiciler, kilis deyince arkada kilis tavası gelir, cennet çamuru gelir. Bir de işte bir de Yılmaz abinin balıkları gelir işte. Abi kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Eyvallah baba, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Şimdi kilis deyince arkada kilis tavası geliyor, cennet çamuru geliyor, ne bileyim biberi geliyor. Bir de tabii bu şöyle süper bir balık geliyor. Şöyle diyeyim, Odun Pazarı Caddesi'nde olsun, kiliste olsun sizi tanımayan, met etmeyen kimse yok. Bunu nasıl başardınız, nasıl yaptınız? Biraz kendinizi bahseder misiniz? Vallahi yaptığımız aslında bir şey yok. Yok derken işimizi yalnız severek, itinayla, biz kendi yemediğimiz balığı tezgahımıza koyup müşterimize zaten sunmayız, sunmuyoruz. Severek yapıyoruz yani işin özeti bu. Kaç yıldır bir uğraşıyorsunuz? 12 yıldır. 12 yıldır. Odun Pazarı Caddesi'nde olmanız, pazarla tam cami tam ortasındasınız, dışarıda yoğun bir izdiham var değil mi Arzu? Zaten bunu yaşadık ve gördük dışarıda ama şimdi en lezzetli, en zevkli kısmı bunları tatmak olacak. Şimdi bu aslında sunum olarak genelde biz porselen tabaklarda ne bileyim farklı sunumlar yapıyoruz. Zaten bunun özelliği günlük çalışıyoruz. Günlük her gün İskenderun Köfezi'ne gidiyoruz. Antakya, Samandağ'ı, İskenderun. Sabahleyin teknelerden topladığımız çeşitleri sabahleyin getirip tezgahımızla müşterimize sunuyoruz. Burada sadece perakende mi yapıyorsunuz? Hayır. Toptan da veriyoruz. Toptan. Perakende de veriyoruz. Ayrıca mesela yemek veriyoruz. Aile yerimiz var. Pişirme yerimiz var. Servisimiz var. Yani balıkla ilgili elimizden ne gelirse kilisimize. Şimdi balığın haricinde sizin şu güzel sözlerinizden, ne bileyim hayat tecrübenizden biraz da ondan bahseder misin abi? Sırf balık dağıtmıyorsunuz, biraz kültür de dağıtıyorsunuz bence. Ya, kültür derken insan her zaman kendi kendini güncellemeli. Yani kendi kendini yenilemeli. Öğrenmeli yani. Yaşın kaç olursa olsun, öğrenmenin yaşı yoktur. Biz de tabii ki çevremizden iyi olanları hafızamıza, belleğimize yazıyoruz. Kötüleri zaten çöp sepetine aynen kullanmıyoruz. Yani geri dönüşüp kutusuna atıyor abi. Aynen, aynen. Kötülerden işimiz yok yani. Şimdi biraz balığa da bakalım. Nasıl buldun Arzu? Çok lezzetli Ali. Dayanamadım, yedim yani. Şu anda yemeye devam ediyorum. Sen tabii devam ki et. Utanma, yiyebilirsin abi. Ye, ye, bak. Sorun değil. Hangi balıklar ızgarada, hangi balıklar tavada olması gerekiyor? Mesela hamsi özellikle tepsi oluyor, kızartma oluyor, çupra levreğimiz ızgar oluyor, fırın tepsisi oluyor, tuzda balık yapabiliyoruz. Tuzda balık yapıyorsunuz? Evet. İşte öyle. Yani müşterimizin nasıl istiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Demek bu olsa gerek. Şu an çok lezzetli ve ben bu tadı aldım. Kilise devamlı geleceğim artık. Başımız geldiğim zaman da yanınızdayız. Şimdi şunu anlıyorum ben. Kilise girince her zaman kilis tavası yememeliymişiz. Balık da yemeliymişiz bence. Şimdi zaten bizim paradan çok şu anda kaybettiğimiz, unuttuğumuz değerleri kazanma çabasındayız. Kiliste bir kültür vardır mesela. Kilis tavası. İşte
ciğer, balaklı, böğrekli, et türü. Ve biz Allah'ın izniyle yani 12 senedir bu işi yapıyoruz. Şu 3-4 yıldır da kilise bu balık kültürünü elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar sevdirmeye çalışıyoruz. Umarım inşallah başarılı oluruz. E şu anda biz kiliste günlük satışımız 600-700 kilo balık. Çok az. İlimiz için gerçekten çok az bir miktar. Evet. İleriki günler için bizim tabii ki amaçlarımız vardır. Ne amaçlarımız? Bu 5-600 kilo balığı niye biz 2 ton yapmayalım? Tabii. Veya neden 3 ton yapmayalım? Projeniz var mı? Mekan farklı mekan? Tabii ki. İleriki olarak şu anda görüştüğümüz bir iş yerimiz var, balık restorantı. Yalnız kiliş için de güneydoğuya hitap edecek şekilde bir balık restorantı düşünüyoruz. Evet. Şimdi sizin bir hikayeniz var. Şunu bir kısa bir anlat abi. Röportajdan önce Yılmaz abiyle biraz evet. Konuştuk. Ben bu seviyeye hemen gel, şöyle yap, hayır, olmadı. Hayır, mümkün değil. Çok az bir kısa olarak anlatır mısınız? Nereden başladı, nereden icap etti? Hatta buraya ilk geldiğinizde işçi olarak gelmişsiniz değil mi? Evet. Şu anda bulunduğum iş yerde ben 2-3 yıl civarı işçilik yaptım. O zaman da işçiliğimi de severek yaptım. Tabii ki ondan sonra hasbelkader dediler sen işini severek yapıyorsun. Hadi gel bir ucundan tut. Biz de tuttuk. Elimizden geldiğini severek yaptık. Ha şöyle bir şey var. Küçüktüm. Ben 10 yaşındaydım. El arabasında balık satarlardı. Balığı severdim yani. Giderdim kusura, o balığı elime atardım kokuya kokuya. O balığın kokusunu ama ha. Yani balığı alma yeme değil. Balıkçıya kusura elimi vururdum. O balığın kokusunu, o denizin kokusunu içime çekerdim. Allah'ıma şükürler olsun. Denizin balığın içindesin abi. Aynen. Şey diyeceğim. Senin sesin güzel dediler bana. Yılmaz abim sesi çok güzel dediler. Sesin derken? Güzel bir parça söyler misin bize? Ben güzel bir türkü. Baba? Yok. Öyle şarkı marka şeyim olmaz. Ama iyi bir dinleyicimdir. Siz söylerseniz dinlerim yani. Abi ben çok sevdim. Ben diyor hani şarkı söylemem ama diyor ben elimin lezzetini size böyle söylüyorum. Valla. Çok güzel sunmuşsun abi. Tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah. Son olarak neler söylemek istersin abi? İnsanlar kiliseye geldiklerinde neden Yılmaz abini ve... İnsanlar bizim yanımıza gelirken balıkçı Yılmaz'ın paranın amaç değil bizim iş yerimiz için ve belki benim kendi prensibim için paranın yalnız bizim için araçtır. Amaç olmadı, olamaz. Bir de işimizi severek yaptıktan sonra inşallah buraya gelen bütün müşterilerimizi her zaman için. Akşamları ben çok yaşarım. Ararlar beni. Teşekkür ederim işte Yılmaz Usta. Bugün balık aldık senden. O bana zaten bütün hazı verebiliyor yani. Yalnız buraya sıradan kişiler gelmiyor. Bunu söyleyeyim ben. Biz buraya gelen en değerli insan da normal alt tabaka da bizim her zaman için bu başımızın üstünde yeri var.